Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Dersimiz teyemmümle ilgili devam etmektedir. Teyemmümü meşru kılan sebepleri size bildirdikten sonra İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhüma ve erdan ecmain Hazretleri anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kenara çekilmiş toplumla birlikte namaz kılmayan bir adam gördü. Ey filan, cemaatla birlikte niye namaz kılmıyorsun diye sordu. Adam, ey Allah'ın Resulü, cenabet oldum, su da yok deyince, toprağı kullan, o sana yeterlidir buyurdular. Bu da Buhari, Müslim ve Nesai'nin haberidir. İşte durum meydanda sevgili izleyenler. Ebu Zer radıyallahu anhu anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, 10 yıl boyu su bulamasa da temiz toprak Müslümanın abdest suyudur. Suyu bulunca bedenini onunla meseylesin. Zira bu daha hayırlıdır. Efendim Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, yani suyu bulunca yıkansın ve artık suyla görevini yapsın. Hadisin şerifin sonuna geçen suyu bulunca bedenini onunla meshetsin ibaresi su ile yıka, yani su ile guslet, su ile abdest al demektir. Sevgili cemaatimiz, işte bunları doğru anlamayanlar, fakihlerin içine karışan cahiller, ehli bid'at mezhepleri bundan türemiştir. Nasları doğru anlayamadıklarından dolayıdır. Tarık anlatıyor. Bir adam cünüp oldu ve namaz kılmadı. Sonra Resulullah'a gelerek durumu ona arz etti. Aleyhissalatü vesselam isabetli davranmışsın buyurdular. Bir diğer zat da cünüp olmuştu, teyemmüm edip namazını kıldı. Sonra o da Resulullah'a gidip durumunu arz etti. Aleyhissalatü vesselam ona da aynı şeyi söyledi. Yani isabetli davranmışsın dedi. Bu da Nesai'nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında bir adam yaralanmış, sonra da ihtilam olmuştu. Kendisine yıkanması emredildi. Adam yıkandı ve öldü. Onun haberi Resulullah aleyhissalatü vesselama ulaşmıştı. Öfke ile şunları söyledi. Onu öldürmüşler. Allah da onların canını alsın. Madem bilmiyorlardı niye sormadılar? Bilgisizliğin şifası sualdir. Yani sormaktır. Ona teyemmüm yeterliydi. Yarasına bir bez sarılmalı ve üzerinden meshedilmeli. Sonra da bedeninin geri kalan kısmı yıkanmalıydı. Bu da Ebu Davud'un İbn-i Mace'nin haberidir. İşte İslam dini kimsenin hayatının tehlikeye atılmasını asla istemez. İslam'ı bilmeyenler bu yanlışlara zaman zaman girmektedirler. Şevkani Neylül Evtar'da der ki, Cabir hadisi zarar görmekten korkulduğu takdirde
teyemmüme yönelmenin caiz olduğuna delalet eder. İmam-ı Malik, İmam-ı Azam Ebu Hanife iki görüşünden birinde Şafii bu görüştedirler. Ancak Ahmed İbni Hanbel ve iki görüşünün birinde Şafii zarar korkusuyla teyemmüm caiz olmayacağına hükmederler. Şevkani açıklamasına şöyle devam eder. Hadis-i şerif sargılar üzerine meshetmenin vacip olduğuna da delalet eder. Bu hükmü teyit eden daha açık rivayet de gelmiştir. İbn-i Mace Hazreti Ali'den şu hadisi kaydeder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sargıların üzerine meshetmemi emretti. Buyurdular. Amr İbnül As radıyallahu anhu anlatıyor. Zat-ı Selasil gazvesinde soğuk bir gecede ihtilam oldum. Yıkandığım takdirde helak olacağından korktum. Böylece teyemmüm yapıp arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Bu hadiseyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattılar. Bana ey Amr, sen cünüp olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın diye sordu. Ben de yıkanmama mani olan durumu haber verdim. Ve dedim ki, ben Allah'ın şöyle söylediğini işittim. Celle Celaluhu. Kendinizi öldürmeyin. Allah sizlere karşı rahimdir. Nisa suresinin 29. ayeti kerimesini o orada dile getirdi. Ve la tulku enfusekum innallaha kana bikum rahima. Bu ayeti okudu peygamberimize. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güldüler ve hiçbir şey söylemediler. Bu da Ebu Davud'un haberidir. İşte görüyorsunuz tehlikeler karşısında peygamberimizin tutumu meydanda. Sevgili dostlarımız, dindarlık adına yanlış iş yapanların yaptığı iş dindarlık olmayıp kendini tehlikeye attığını da bilmeleri gerekir. Bunun için dini iyi bilmek lazımdır. Ebu Said radıyallahu anhu anlatıyor, iki kişi bir sefere çıktılar. Derken namaz vakti girdi. Beraberlerinde su olmadığı için temiz toprakla teyemmüm ettiler ve namazlarını kıldılar. Sonra vakti içinde su buldular. Bunlardan biri abdesti de namazı da iade etti. Diğeri iade etmedi. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelince durumu anlattılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, iade etmeyene sünnete isabet ettin. Namazın sana yeterlidir dedi. Abdesti ve namazı iade eden zata da sana da iki kat ücret var. Ferman buyurdu. Ebu Davud ve Nesai'nin haberi. İşte görüyorsunuz, İslam'da hem caiz olan var, hem de fazilet olan var. Bir başka rivayette bu hadiseyi Nafi rahimehullah şöyle anlatır. Ben ve İbni Ömer radıyallahu anhüma ve Erdan ve Cimayn Curuf Nam mevkiden beraber dönüyorduk. Mirbet'e gelince Abdullah devesinden inip temiz toprakla teyemmüm yaptı. Yüzüne dirseklerine kadar ellerine mesetti. Sonra namaz kıldı. Bu da Buhari ve Muvatta'nın haberidir. Evet sevgili dostlarımız, teyemmümün İslam'daki yerini inşallah dinleyenler anlamış oldular.
teyemmümle namaz kılan sonra su bulursa ne yapar şeklinde sorulan soruya. Teyemmümle namaz kılıp sonra vakit çıkmadan suyu bulan kimse hakkında da ihtilaf edilmiştir. Hatta bir bu hususta şu görüşleri kaydeder. Ata Tavus İbn-i Sirin mekhul Zühri namazı iade eder demişlerdir. Evzai iadenin müstehab olduğu, vacip olmadığı kanaatindedir. İbn Ömer'in hükmüne de dayanan bir grup iade etmek gerekmez demiştir. Şabi, Malik, Süfyan-ı Sevri, Ashab-ı Rey, Şafii, Ahmet ve İshak hep bu görüşü iltizam etmiştir. Zaten hadis-i şeriften anlaşılıyor. Teyemmümle namaz kılan kişi, birisi iade ediyor, öbürü etmiyor. Eden kişiye, iade edene iki kat sevap var. Öbürü de sünnete uygun hareket ettiği söylendi Peygamberimiz tarafından. Onun için bu görüşlerin hepsi doğrudur. Kimisi caiz olana, kimisi fazilet olana istinad eder. Sevgili dostlarımız, şimdi de dersimiz cenabetten, cünüplükten gusül hakkında devam ediyor. Gusül, yıkanmak. Gasil de yıkamak demektir. Guslün yani yıkanmanın hakikati suyun ağzalar üzerinden akması diye tarif edilmiştir. Elle de ovulması gerekli midir? İmam-ı Malik ve Müzeni vacip olduğunu söylemiştir. Dinimizde farz kılınan gusül cenabetten, hayız ve nifastan temizlenmek için yapılan gusüldür. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, erkek kadının dört uzvu arasına çöker ve kadına mübaşeret ederse gusül vacip olur. Bu rivayette de şu ziyade vardır. İnzal olmasa bile. Ebu Davud'un rivayetinde dört uzvu kelimesinden sonra hitana, sünnet mahalli hitanı kavuşturursa efendim gusül vacip olur denmiştir. Hüküm bunun üzerinedir. Hanefi müçtehitlerine göre. İmam-ı Malik'in Hazreti Ayşe'den kaydettiği bir rivayette hitanı geçince gusül vacip olur. Ben ve Resulullah böyle yaptık ve yıkandık denmiştir. Buhari, Müslim ve diğerlerinin haberidir. Yani guslün vücubu için esas olan inzal değil, sünnet mahallinin içeri girmesidir. Evet sevgili dostlarımız, dininizi öğrenmek için utanmak, dini öğrenmek için doğru değildir. Dininizi öğrenmek için utangaçlık yapmayın, dininizi iyice öğrenin. Ancak bu hüküm kesinlikle mensuhtur. Yani bu meselede ulemanın bil icma kabul ettiği görüş, önceki hadis-i şeriflerdeki görüştür. Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, Ahmet İbni Hanbel ve bunların tabileri arasında bu meselede ihtilaf yoktur. Zahirlerden birçoğu da bu görüştedir. Yani inzal gelmedikçe cünüp olmaz diyenlere karşı onların o görüşünün mensuh olduğu rivayet edilmiştir. Übey İbni Kâb radıyallahu anhü anlatıyor, su sudan gerekir hükmü İslam'ın bidayetinde bir ruhsattı. Sonra bundan nehyedildi. Übey ilaveten der ki, su sudan gerekir hükmü
ihtilam hakkında muteberdir. Bu da Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberidir ve doğrudur. Rivayet yıkanmanın gerekmesi için inzal olmayı şart kılan hükmün ihtilam hakkında cari olduğunu belirtmektedir. Kişi ihtilam olsa ve fakat inzal olmasa, meni gelmese yıkanmak gerekmez. Çünkü ihtilam olduğunu zannetmiş rüyasında. Fakat bakmış yaşlık falan hiçbir leke yok. O zaman yıkanması gerekmez çünkü inzal vaki olmamış. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor Resulullah aleyhissalatü vesselama, bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa yıkanması gerekir mi diye sorulmuştu. Evet yıkanmalıdır diye cevap verdi. Sonra ihtilam olduğunu görüp de yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Ona gusül gerekmez dedi. Ümmü Süleym radıyallahu anha ve Erdahün Ecmain sordu. Bunu kadın görecek olursa kadına gusül gerekir mi? Buna da evet kadınlar erkeklerin emsalleridir diye cevap verdi şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam. Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberidir. Yani kadın da erkek gibi ihtilam olur. Yaşlık göründüğü zaman kadın da yıkanır, gusleder. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Süleym radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselama rüyasında erkeğin gördüğünü gören kadın hakkında sorarak gusül gerekip gerekmeyeceği ni öğrenmek istedi. Aleyhissalatü vesselam evet suyu görürse cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anh'la Ümmü Süleym'e yönelip Allah hayrını versin neler söylüyorsun diye ayıpladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ayşe'ye yönelerek ey Ayşe bırak onu dilediğini sorsun. Öyle olmasa çocuklarda anne tarafına benzerlik olur mu? Kadının suyu erkeğin suyuna üstün gelirse çocuk dayılarına benzer. Erkeğin suyu kadınkine üstün gelirse çocuk amcalarına benzer buyurdular. Bu da Müslim, Muvatta, Ebu Davud ve Nesai'nin haberidir. Müslim'in bir diğer rivayetinde şu ziyade var. Erkeğin suyu koyu ve beyazdır. Kadının suyu sarı ve akışkandır. Bunlardan hangisi üstün olur veya öne geçerse benzerlik hasıl olur. Bu da Müslim ve Buhari'nin haberidir. Sevgili dostlarımız. Sahih rivayetlerde geldiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir suale cevap zımında şöyle buyurur. Çocuğun anne veya babasına çekmesine gelince, eğer erkeğin suyu kadının suyunu geçerse, yani daha evvel gelirse, çocuk erkeğe çeker. Eğer kadının suyu erkeğin suyunu geçerse, çocuk kadına çeker. Müslim'in Hazreti Ayşe'den olan tahricinde, eğer erkeğin suyu kadının suyuna galebe çalarsa, ala çocuk amcalarına benzer. Kadının suyu erkeğin suyuna galebe çalarsa çocuk dayılarına benzer denmektedir. Yine Müslim'de Hazreti Peygamber'in Mevlası Sevban tarafından rivayet edilen hadisi şerifte Resul-i Ekrem erkeğin suyu beyaz, kadının suyu sarıdır. İkisi birleşir ve bu birleşme anında erkeğin menisi kadının menisine galebe çalarsa Allah'ın izniyle çocuk erkek olur. Eğer kadının menisi erkeğin menisine galebe çalarsa çocuk Allah'ın izniyle kız olur buyurmuştur. İşte bunda bu zahiri
görüşün iç yüzünde Allah'ın izniyle. Buna dikkat et. Her şey Allah'ın izni takdiriyle olmaktadır. Erken suyu önce gelir ve daha çok olur. Bu halde çocuk hem erkek olur hem de baba tarafına benzer. Bunun aksi efendim erken suyu önce gelir, kadınınki daha çok olur. Bu durumda çocuk erkek olur fakat anne tarafına benzer. Bunun aksi erken suyu önce gelir, miktarca ikisininki de eşit olur. Bu halde çocuk erkektir fakat hiçbir tarafa benzemez. Bunun aksi Münavi efendim İbn-i Hacer'in bu taksimatını tamamlayan bir başka şık ilave ederek der ki her ikisi de aynı anda gelirse çocuk hünsa olur. Cinsiyet mevzuunda bu sahih rivayetlerin dışında umumiyetle denir ki şeklinde tedlisi bir ifadeyle sunulan rivayetlerin birinde münasebete besmele ve az önce sahih rivayetten verdiğimiz dua ile başlayıp duayı Ya Rabbi bu münasebetten bir çocuk verirsen ismini Muhammed koydum derse bir diğerinde de cimadan sonra sağ tarafa yatıp hafif uyunursa İnşallah çocuk erkek olur denmektedir. Evet, bu da Cenab-ı Hakk'a bir niyazdır, duadır. Mevla'nın dilemesiyle olur. Sebep Cenab-ı Hakk'ın meşiyetidir, yani Allah'ın dilemesidir. Bu mevzuda günümüz tevabeti de kesin bir şey söylemekten zaten acizdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, her kim her bir kılın dibinde cünüplük vardır. Her kim cünüp olursa şunu iyi bilsin, her bir kılın dibinde cünüplük vardır. Saçları yıkayın, deriyi paklayın. Yani guslünüzü güzel yapın. Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberidir. Saç diplerine su ulaşırsa bu yeterlidir denmiştir. Bu örgüsü olan kadınlar için. Örgü çözülmese de saç diplerine su ulaşırsa bu yeterlidir denmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim yıkamadan tek bir saç kılının dibini kuru bırakırsa, ateşte nice nice azaplara düçar olacaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki, bunu işitmem sebebiyle başıma düşman oldum. Bu sebeple başıma düşman oldum. Bu sebeple başıma düşman oldum demiştir. Nitekim Hazreti Ali saçlarını keserdi. Ebu Davud'un haberidir ki, niçin saç diplerine su kolay gitsin diye Hazreti Ali ayrıca bir özen gösterirdi. Cünüplükten yıkanmayanların kulağı çınlasın. Ben Hazreti Ali yolundayım deyip de Ali yolunda yürümeyen, ben peygamber yolundayım deyip de peygamber yolunda yürümeyenlerin kulakları çınlasın. Bugünün tıbbı çocuğun cinsiyetine tesir eden faktörler meselesinde kesin bir şey söylememekte. Doğumda erkek nispetinin çokluğunu tabii bir kanun olarak kabul etmekte ve harplerden sonra bu nispetin arttığını belirtmektedir. Tıp zahire bakar. Manevi tarafı tıp hesaba katmaz.
Müslüman gerçek ilim adamları hariç, onlar müstesna, onlar takdiri önde tutarlar. Takdiri ilahi, bilimle de o istikamette hareket ederler. Nitekim Hazreti Ali saçlarını keserdi denmektedir. Saç kesme ile ilgili olarak şunu kaydedelim. Dinimiz saçın kesilmesini emretmez. Dileyen keser, dileyen uzatır. Ama başın bir kısmını tıraş edip bir kısmını uzatmayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Kadınların saç kesmesi yasaklanmıştır. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Sevban radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselama cenabetten temizlenmek hususunda sorulmuştu. Buyurdular ki, erkek ise saçını atsın ve su kılların dibine varıncaya kadar yıkasın. Kadın ise saçının örgüsünü açmamasının ona bir zararı yok. Başına elleriyle 3 kere su avuçlayıp döksün. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Sevgili dostlarımız, Hazreti Ali radıyallahu anh'ten kaydettiğimiz hadis-i şerifte konu üzerine gelen başka rivayetlere dayanılmıştır. Bunlardan biri Hazreti Ümmü Seleme'den gelmiştir. Ümmü Seleme hadisinde Resulullah aleyhissalatü vesselam suyu her döküşte örgülerini ovuştur emreder. Başka rivayetler gusül sırasında aleyhissalatü vesselamın saçın derisine değdiğinden emin oluncaya kadar saçlarını parmaklarıyla hilallediğini belirtir. Hazreti Enes'ten gelen haberde ise kadın hayızdan temizlenince saçını tamamıyla çözer. Hıtmi ve üşnan ile yıkar. Cenabetten yıkanırken başına su döker ve sıkar. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette hayızdan yıkanırken Resulullah'ın ona saçını çöz ve yıkan dediğini göstermektedir. Bu görüş mensuplarının dayandığı başka rivayetler de vardır. Bu ruhsatı teyit eden bir iki rivayet kaydedelim. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh'a çok örgüsü bulunduğunu zikrederek gusül sırasında bunları açayım mı diye sorulunca, hayır, başına 3 kere su döküp ovuşturman yeterlidir diye cevap verdi. Bu hayız dışındaki yıkanmadır. Hayızdan temizlenen kadın saçlarını çözer. Saçların, sakalların, kaşlar ile bıyıkların aralarına ve altlarındaki cilde kadar su geçmelidir. Kuru yer kalmamalıdır. Velev ki bunlar pek sıkı bulunmuş olsun. Binaenaleyh bunların araları ve dipleri kuru kalırsa gusül tamam olmuş olmaz. Şu kadar var ki kadınların aşağıya sakmış olan saçlarının herhalde yıkanması lazım değildir. Ama dipleri illaki su görmelidir. Kuru yer kalmamalıdır. El verir ki su bunların diplerine yetişmiş olsun. Erkeklerde ise bir zaruret bulunmadığı cihetle böyle sakmış saçların da her tarafını yıkamak icap eder erkeklerde. İnşallahu Teala dersimiz bu konuyla ilgili de devam edecektir. Cenab-ı Hak içi dışı tertemiz, gönlü pak, yüzü.
kullarından eylesin.